yani onu duydum ne olduğunu anladım, bilmiyordum. Müzikçiler evet, anlar. Ama müzikçi var. Olmayan Kerem Hanım müzikçi. Hakan Bey de müzikçi. Mesela bu da size anlatıyor mesela. Siz bu değilsiniz çünkü ben kurum içinde bunu yazdım. Bu kadar da yanında yürüyenler ayak izi bırakamazlar. Siz bıraktığınız için söylüyorum. Hazır mı diyeceğim, o almaya geldim diyeceğim. Evet bakalım. Var mı şeyler? Ben yıllardır konser vermiyorum. Çünkü her konserde bir kendimi tekrar ettiğim ve birbirinin aynı olan konserler verdiğimi düşündüm. Hep aynı şarkıları korolarla söylüyoruz. Sağ olsun seyircilerimiz de söylüyor. Onun için uzun bir süredir konser yapmıyorum ve yapmayacaktım. Fakat bu sefer kendini tekrar etme olayının dışına çıktı. Hiç değerini belirtmeye bile gerek yok. Yani Rengim Gökmen hocamız ve diğer solist arkadaşlarımız, bütün burada gördüğünüz kadro, hep beraber bir şey hazırlıyoruz şimdi. Bir senfonik konser hazırlıyoruz. Solist arkadaşlarımız söyleyecek. Hem senfonik eserler hem şarkılar icra edilecek. Rengim Hoca yönetecek. Ben de ilk defa belki Türkiye'de, belki de dünyada bu şarkıların yazılış hikayelerini anlatacağım. Çünkü benim hayatım bir yandan da Türkiye'nin hayatı, son yarım yüzyılı. Yani bunun içinde kimler yok? Yaşar Kemaller, Uğur Mumcular, Abidin Dino'lar, Nazım Hikmetler, bütün böyle bir dönem geçmiş. Bu dönemde yazdığım şarkıların nasıl yazıldığını, trajikomik olayları, nasıl olduğunu, nasıl karşılandığını ve böyle bir anılarla müzik gibi de bir şey olacak. Aynı zamanda onun görsel tarafını da bir projeksiyonda Yiğit arkadaşımız tamamlayacak. Dolayısıyla sanıyorum ki insanlar oraya, değerli dinleyiciler geldikleri zaman hem müzikalite açısından, hem anlam bakımından, hem de görsellik bakımından çok ilginç bir gece yaşayacaklar. Biz bu kadar heyecanlı olduğumuza göre herhalde gelen dinleyicilerimiz de heyecanlı olacaklardır diyorum. Burada çok emek harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim gençliğimizden itibaren bugünlere kadar hem müzikleriyle, hem söylemleriyle, duruşuyla, yazdıklarıyla, sözleriyle hepimizin zihinlerinde çok farklı, gönlünde çok farklı bir yer edinmiş, çok önemli bir kişilik. Kendisinin de ifade ettiği gibi yakın Türkiye tarihini bütünüyle yaşamış bir kişilik. Sevgili Tevfik Rodos, bu fikri geçen yıl sanıyorum Adnan Saygun, İzmir'de Adnan Saygun salonunda yaptığımız, Lösemili Çocuklar Vakfı yararına yaptığımız, yine Zülfü hocamızın eserlerinden müteşekkil bir programdan sonra bana açmıştı. Ben ne kadar ilginç olacağını paylaştım kendisiyle. Ama bu Zülfü hocamızın da belirttiği gibi bir konser değil. Bu başka bir şey. Bunun adı ne? Bu bir şov mu? Şov değil diyeyim. Konser, tiyatro, tiyatro değil. Yani bir tarih anlatılacak. Ben öyle hayal ediyorum. Müziklerle birlikte anlatılacak. Ve belki de ülkemizin ve belki de dünyanın... 1,5 saat, 2 saat içerisinde yakın geçmişinden muazzam bir perspektifi zevkli sanatsal anlar yaşayarak izleyiciler izleyecekler. Düzenlemesi ve kendi vizyonundan geçirerek, tabii ki Zülfü hocamızın yarattığı müziklere sadık kalarak, benim için çok özel bir garanti oldu. Ona da teşekkür ediyorum bu katkılarından ötürü. Sevgili Zeynep Halvaşi de, şunu da ifade edeyim hocam, belki de bilmiyorum basın. Zeynep Halvaşi bana genel müdürlüğün zamanında hep konuşurduk. Neden Zülfü hocanın parçalarını söylemek istiyor? Neden söylemiyorsun sen bunu konserlerde? Neden söylemiyorsun diye çeşitli defalar odada konuşmuştuk. Evet. Bugüne kısmetmiş. Birlikte yapmak kısmet oldu.
İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Çıkış sürecinde yaşadıklarım var. Mesela Yiğidim Aslan'ın Burada Yatıyor'u bestelerken rahmetli arkadaşım Uğur Mumcu ile yaşadıklarım var. Her hatırlayışta gözlerimi yaşartan bir anı. Abidin Dino'nun Kan Çiçekleri sergisi. Onun üstüne yazdığım şarkı. Yaşar Kemal'le Merhaba ve onun diğer sözlerini bestelerken yurt dışında, yurt içinde yaşadıklarımız acı tatlı anılar. Sadece acı da değil, çok da şaka var. Şimdi gelen dinleyiciler aslında orada çok büyük bir tahmin ediyorum espri şaka dünyasıyla da karşılaşacaklar. Çünkü yaşamımız öyleydi. O şekilde yaşıyorduk. Dolayısıyla Ey Özgürlüğün hikayesi var, Memikoğlan'ın hikayesi var. Karlı Kayın Ormanı'nı nasıl bestelediğimin hikayesi var. Gene bir Karlı Kayın Ormanı'nda dolaşırken. Hangi birini anlatayım? Hepsi gerçekten her birinin anısı farklı. Bunlar sanıyorum ilk defa yani. İlk defa anlatılacak. Bütün izleyiciyle ve evet. Sanat çevreliyle evet. Paylaşılacak ilk değil defa mi? Anlatılacak. İlk defa seyirciyle paylaşılacak bunlar. Sonra eserler icra edilecek. Çok güzel sesler ve çok güzel orkestra tarafından hocamızın yönetiminde. Tabii sonunda da çıkıp beraber söyleyeceğiz yani söylemeden de hiç olmaz herhalde. Şimdiden onu. Onu ben de söyleyeceğim. Onu herhalde zaten onu duramam gibi geliyor herhalde. Daha önce hiç icra edilmemiş bir bestem var benim. Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı. Onun ilk sunuluşu olacak. Yani premieri olacak burada sunuluşu. Bugün yani konsere gelecek olanlar ya da onların babaları ya da dedeleri. Üç kuşaktır böyle gidiyor. O bakımdan benim ilişkim başka bir ilişki. Yani biz bir aileyiz dinleyicilerle. Umarım bu kavuşmadan da memnun kalacaklar. Bak gözü alamıyor. Teşekkürler. Onu da kullanıyorum ben ama onu o asayı tek evet. Tek veriyoruz aynı zamanda. Görsel olarak çok kötü lazım. Sadece klasik zaten olmaması lazım yani. Diyelim ki 3 tane eser açılır. Bunlardan bir tanesi diyelim ki film müzikleridir. Dolayısıyla içinde vedadan, yoldan, sürüden, şundan bundan bir sürü görüntü olur. Biri odur, biri senin seçtiğin, sevdiğin parçalardan biridir. Yani olur, senfonik yani parçalardan tabii, biri. Tabii, o olur şimdi zaten onu gerçekten o. Bir de...